Arkadaşlar hepinize merhaba. Yine bir bisiklet videosuyla karşınızdayım. Bu ara bisiklet videolarına bildiğiniz gibi fazlalıklı ağırlık vermeye çalışıyorum. Çünkü bisiklet videoları çekmek için en uygun sezonlardan bir tanesi. Bu videomuzda disk frenin nasıl parlatılacağını anlatacağım size. Birkaç gündür böyle sosyal medyada çok sık karşılaşıyorum. Yani frenlerimin diskleri paslanmaya başlamış. Nasıl parlatabilirim? İşte matlaşmaya başladı, nasıl parlatabilirim, nasıl boya uygulaması yapılır diskleri gibi pek çok konuyla karşılaşıyorum. Genellikle bu konulara verilen çok yanlış cevaplar var. Bunların en önemlilerinden bir tanesi de işte diskini yağla, WD-40'la diski temizle, o şekilde pastan kurtulabilirsin diye. Bugün size paslanan disklerde nasıl uygulama yapılacağını göstereceğim. Bu benim tur bisikletimin, burada gördüğünüz tur bisikletimin ön tekeri. Bunun diski paslanmaya başladı gördüğünüz gibi. Tabii bunun için öncelikle diski sökmek gerekiyor. Bu 6 vidalı bir disk modeli olduğu için bunu sökmek çok kolay. Ama center lock olanlar varsa onun için özel anahtarlar gerekiyor. Ama bisikletinize kolaylıkla onu söktürebilirsiniz. Temizledikten sonra diski yere takabilirsiniz. Bugün size iki yöntem göstereceğim. En ucuz yöntemler, en kolay yöntemler bunlar. Bunlardan bir tanesi olma tozu diye geçen. Aşağı yukarı hepinizin evinde vardır. Mutfakta balkonun üstünü, mermerleri, fayansları ovarken kullanılan granül şeklindeki toz deterjan. Diğer basit yöntemlerden bir tanesi de 1000 kum veya 1000 kumun üzerinde 1200 kum zımpara kağıdı kullanmak. Bu paslanan diskin bir yüzünü olma tozuyla, diğer yüzünü de zımparayla temizleyeceğiz. Dilerseniz önce şey yapalım. Diski sökelim. Ondan sonra temizleme işlemine geçelim. Tabii her şeyden önce eldivenlerimizi takmamız gerekiyor elimize. Ben şimdi disk sökerken alarm kullanacağım. Bu konuyla ilgili, yani disk frenlerle ilgili pek çok cevabı bulabileceğiniz bir makale yazmıştım. Takip edenler bilirler. Bilmeyenler için videonun açıklamalar kısmına o linki de ekliyorum. Oradan disk fren ayarlama, disk fren nasıl takılır, disk fren nasıl sökülür, disk fren nasıl ayarlanır, disk fren nasıl temizlenir gibi videolara ulaşabileceğiniz bir makalem var. Onu da ziyaret etmenizi tavsiye ediyorum. Ben şimdi diski sökmeye başlayacağım. Pabuçların diske sürttüğü yeri fazla ovuşturup çizmememiz gerekiyor arkadaşlar. Orada pas varsa bile siz fren sıktıkça oradaki paslar zaten kendiliğinden kaybolacak. Arkadaşlar şimdi diskin tek yüzeyini parlattık. Gördüğünüz gibi ışıl ışıl oldu. En son bisiklete montajını yapmadan önce bir de bunu ılık suyla yıkayacağız ve güzelce kurulayacağız. Şimdi diğer yöntem olan zımpara kağıdıyla parlatma yöntemini göstereceğim. Onda da diskin arka yüzündeki pasları temizleyeceğim. Zımpara kağıdını ıslatıyorum. Zımparalayacağım yüzeyi güzelce ıslatıyorum.
Arkadaşlar güzelce temizledik. Ben bunu temizledikten sonra güzelce yıkadım. Az önce de gördüğünüz gibi ince su zımparasıyla yapılan temizleme çok daha pürüzsüz ve çok daha düzgün durdu. Olma tozuyla yapılan uygulamada disk her ne kadar temizlenmiş olsa da bir miktar üzerinde iz bırakıyor olma tozu. Çünkü çok kalın oradaki tozlar. Ama uzaktan baktığınız zaman gözü rahatsız edecek bir durum söz konusu değil. Şimdi bu diskin bu yüzeylerini pastan korumak için neler yapabiliriz? O konuya değineceğim. Bunun için çeşitli boya uygulama yöntemleri var. Pedlerin temas yüzeylerini maskeleyerek gerek kalan kısımlarına sıvı vernik uygulayabilirsiniz. Ya da burada görmüş olduğunuz gibi şöyle göstereyim. Kırtasiyelerde 1 lira 1,5 liraya satılan akrilik boyalardan kullanabilirsiniz. Burada çeşitli renkler var. Kimisi oje kullanmayı tercih ediyor ama ojeyi uygulamak disklerin üzerine çok güzel bir görüntü vermiyor. Dolayısıyla böyle bir akrilik boya uygulamak hem diskin albenisini arttıracaktır. Ayrıca bu çok güzel, kurduğu zaman çok güzel metal diye bütünleşen bir renge sahip oluyor. Şimdi dilerseniz bir maskeleme yapıp burada gördüğünüz gibi boyanmayacak yüzeyleri ben güzelce maskeledim. Bu noktadan sonra sprey boyayla da boyayabilirsiniz diskinizi. Ama ben dediğim gibi mat görünüşünden dolayı akrilik boyayı tercih ediyorum. Elimde yeşil yoktu. Bu bisikletler yeşil tonlara hakim. Ama ben göstermek açısından bu diski sizin için güzel mat bir maviye boyayacağım. Şimdi içine birazcık su koydum. İnceltmek için. Fırçayı sürmek yerine tamponlayarak boyayı uyguluyorum. Daha mat bir görüntü olması için. Arkadaşlar diski güzelce boyadık şimdi. Bu şekilde tamponlayarak boyamanın en büyük avantajlarından bir tanesi akrilik boyalarda çok güzel kumlu bir efekt veriyor. Çok mat, çok güzel bir yüzey elde etmiş oluyoruz. Şimdi bu kuruyana kadar bekleyeceğim. Ondan sonra bir ikinci kat boyayı atacağım. Boyama işlemi başarıyla tamamlandı. Gördüğünüz gibi çok güzel bir görüntüsü oldu. Diski çok yakından göstereyim size. Şimdi bu diskleri güzelce remonte edeceğiz ve projemiz sonlanmış olacak. Diskleri temizlerken kesinlikle diskleri sökmeniz gerekiyor arkadaşlar. Aksi takdirde kaliperlere zarar verebilirsiniz. Aynı zamanda disk lastiğin iç tarafında kalan kısımların pasını temizlemek çok zor olacaktır. En doğru yöntem diski söküp o şekilde temizleyip boyama işlemi yapacaksanız boyayıp o şekilde tekrar yine monte etmeniz gerekiyor. Eğer diskin metal görünümünü korumak istiyorsanız, yani boya işlemi yapmayacaksanız güzelce maskeleme yapıp sprey vernikle vernikleyerek tekrar paslanmasını engelleyebilirsiniz. Bu projemizde böyle oldu arkadaşlar. Söyleyecek başka bir şey kalmadı. Bugün size disk üzerindeki pasların giderilmesini anlatmaya çalıştım. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ihmal etmeyin. Kanalıma abone olun. Aboneyseniz de abone ol kutucuğunun yanındaki küçük çan resmine tıklayarak bu kanaldan gelen bildirimleri almak istiyorum derseniz beni mutlu edersiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.